Selam arkadaşlar. İyileşme sürecimiz devam ediyor. Şu an 4 hafta olacak. Sakatlık olduktan sonra ameliyat ayın 24'ünde olmuştu. 2 gün sonra da ameliyat olalı 1 ay olacak. İlk başta 45 derece açıyordum. Sonrasında dünden beridir 60 dereceye çıktı o hareket alanım. Bu süreçte masaja, fizyoterapiye devam ediyorum. Bayramdan dolayı ufak bir ara oldu. Onun dışında haftanın 3 günü Graston yaptırıyorum. Ahmet Burak sağ olsun, o ilgileniyor. Onunla da ufak bir ağrı oldu bayramdan dolayı. Evde kendim kompleks kullanmaya devam ediyorum. Aynı zamanda buz küveti yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi istenilen bir soğukluk 10 dereceydi. Bayağıdır yakalayamıyordum onu. Bugün bir dışarıdan buz istedim, büyük kalıplar. Onlarla şu an 8 dereceye düştü. Hatta birazcık da kendine gelsin diye bekliyorum. Buzun bir tanesini çıkardım. 10 derece gibi olması gerekiyor. 15 dakika kalacağım. Bunun da o bölgedeki iltihabı ve ödemi uzaklaştırması için ciddi anlamda bir faydası var. Aynı zamanda bugün bacak çalıştım. Bacaklarımın da buzlu suya girdiği zaman damarlar daralıyor. Kan akışı orada bir azalıyor. Daha sonra çıktığınızda buzlu küvetten aksine genişliyor ve oradaki dolaşım hızlanıyor ve dolayısıyla toparlanma süreci de hızlanıyor. Ciddi anlamda çok faydalı. Aynı zamanda böyle bir eklemlerinizde iltihap varsa çok faydalı. Toparlama süreci için gerçekten normal süreçte de zaman zaman yaptığım bir şeydi. Ama bu dönem kolum için ekstra yapıyorum. Süreç devam ediyor. Beslenme ona göre. Antrenmanlara bildiğiniz üzere devam ediyorum. Durumlar böyle. Birkaç gün sonra tekrardan fizyoterapi başlayacak. Ahmet Burak memleketine gitti. Onunla da tekrardan başlayacağız. Her şey iyi gidiyor. Doktorun dediğine göre de biraz da hızlı ilerliyor. Ama her zaman söylüyorum, hiçbir acelem yok. En iyi şekilde iyileşmesini diliyorum. Ki sonraki süreçte herhangi bir sorun olmaması için. Şu küvet daha da gözümle büyümeden ben bir gireyim arkadaşlar. Tam şu küvete girerken bu anı sizinle paylaşayım istedim. Hep 12 dereceleri falan yakalıyordum ama 10 dereceyi bir türlü yakalayamıyordum. Bugünkü istediğim buzlar bayağı bir işe yaradı. İlk defa bu kadar soğuk olacak. Soğukmuş. Bacaklarım değil de ayağım ya. Of. Onun 2 derece bu kadar mı fark eder? Alışacağım. Arkadaşlar ben kapatayım. Ayaklarım kesildi ya. Of. Bacaklarda hiç problem yok. Ayak. Oh. 15 dakika buradayım. Selam arkadaşlar. Ameliyat sonrası 4,5 hafta gibi bir süre geçti. Bu süreçte biliyorsunuz mevcut imkanlar dahilinde her toparlanmayı hızlandırmak adına
her şeyi yapıyorum. Zaten mecbur olarak fizyoterapiye gidiyorum. Evde kompleks yapıyorum, buz küveti yapıyorum. Haftada 3 günde aynı zamanda Ahmet Burak Hoca'ya geliyorum. O da çok uzun süredir zaten sakatım öncesinde de düzenli olarak geliyordum. Ama şimdi hedef bölgemiz tamamen yine göğüs, omuz ve sırtı kanlandırıp oradaki mevcut hem kas kütlesini kaybetmemek adına hem de oradaki dirsekteki toparlanmayı hızlandırmak için bölgeyi kanlandırıyoruz. Bazı işlemler yapıyor. Açıkçası çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biraz kendisi bahsetsin. Neler yapıyoruz hocam? Hocam özellikle ameliyat sonrası omuz, dirsek, biceps bölgesini olabildiğince kanlandırmaya çalışarak toparlanmayı hızlandırmaya çalışır. Bununla birlikte ameliyat sonrası oluşabilecek herhangi bir eklem limitasyonunu da engellemeye çalıştık. Şu şey an değil mi? Bahsettiğin olay bazen bu ameliyattan sonra şöyle durumlar oluyormuş arkadaşlar. Mesela komple açamıyormuşum. Limitasyon oluşabiliyor. Bizim bu zaten doktorum da söylemişti. Ona dikkat ediyoruz. Şu an ekstansiyonu tam yapabiliyorum. Açıkçası hani bu iyi dedi doktor bey. Çünkü bazen böyle kalabiliyormuş kol. Ondan bahsediyor Ahmet Hoca. Onun dışında bazen de immobilizasyon sonucu omuz ekleminde de açıkçası kilitlenme olabiliyor. Donuk omuz diyorlar en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Ama biraz daha şeyde oluyor herhalde. Tam da emin değilim de hani böyle sabit çok kalırsa değil mi? Sabit kalırsa evet. Sabit çok kalırsa oluyor. Bir amacımız da zaten burada kas kaybını minimumda tutmaktı. Bunun için dirseğin yanında göğüs, omuz ve küre kemiği çevresine de uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi pivot eklem olduğu için hem kanlanmayı arttırmak hem de buradaki atrofiyi engellemek evet. adına. Uygulamalardan miyofasyal gevşetme uygulama genelde uyguluyoruz. Kupa uygulama. Aynı zamanda bacak zaten devam. Zaten bacağı hız kesmeden aynı şekilde devam ediyoruz. Kupa uygulaması, Graston uygulaması, manuel miyofasyal gevşetme. Bazen ultrasondan faydalanıyoruz. Elimizden geldiğince bütün teknikleri işe yaradığını düşündüğümüz bütün teknikleri non-stop kullanıyoruz. Net işe yarıyor. Yani bence kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü inşallah süreci böyle atlatırım bundan sonraki süreçte. Çünkü şimdiki durumdan ben açıkçası çok memnunum. Çünkü yani insanın başına gelmeyen bir sıkıntı bilmediğim, tecrübe etmediğim bir şey olduğu için ilk başta olduğumda çok korkuyordum. Ama çok şükür şu an bence gayet iyi gidiyoruz. Tabii ki de hep söylüyorum. Sağ olsun o her zaman yani bizim yanımızda. Yani bir şey olsun, bir yerim ağrısı salona bile geliyor, hemen bakıyor ediyor. Sağ olsun her zaman yani çok uzun süredir, kaç sene oldu? 3 senedir falan birlikteyiz. Biz, evet. Yani her hafta en kötü ihtimalle bir defa görüşüyoruz. Bu süreçte de sağ olsun hep destek oluyor. Vallahi iyi gidiyor. Eline sağlık kardeşim senin de. Ne demek o? Teşekkür hocam. Ediyorum yani. Hem iyi hem kötü zamanlarda. Her zaman, evet. İçin. Sağ olsun yeni cihaz aldı bize, bacaklarımız için falan. Böyle. Derece kadar kolumuzu büküyoruz. Ani bir hareketle değil, yavaş ve kontrollü. Sonra akım azaldığı zaman yavaş ve kontrollü bir şekilde bırakıyoruz. Elektrotların dizilimi de bu şekilde. Hayatımda ilk defa bir su şişesiyle antrenman yapıyor olsam da en azından bir noktadan başladık. Aynı zamanda bu kompleksle beraber tam kasılma anında yukarı kaldırıyorum. Ekstra kendiliğinden kasıyor kasları. Burada kontrollü bir şekilde aşağı bırakıyorum. Kuvvetlendirme süreci başladı arkadaşlar. Dediğim gibi
Hayatımda hiçbir zaman bu kiloyu ya da böyle bir şişeyle çalışacağım aklıma gelmezdi. Ama durum bu. Bir 20 dakika yaptım. Şimdi soğumaya geçti. İyileşme süreci böyle ilerliyor. Bu büyük bir adım aslında. Şu an bu süreçte gerçekten büyük bir adım. En azından kolumun açısı arttı. Haftada 3 gün fizyoterapi, 3 gün masaj var. Bu cihazı kullanıyorum. Compex, Elsa. Teşekkür ediyorum buradan tekrar bir kez daha. Gerçekten bana ciddi anlamda faydası oldu. Omzuma, göğsüme, sırtıma da kullanıyorum bu cihazı. Her gün kullanıyorum. Haftada 3-4 defa buz küveti yapıyorum. Ama şu ağırlık kısmı, kuvvetlendirme kısmı bu seviyede bir gerçekten ciddi bir geçiş dönemiydi. O yüzden iyi oldu. Haftada, günde 2 defa yapmaya çalışıyorum sabah ve akşam. Şimdiki yeni aşamamız bu. Bu süreçte zannedersem, ben de bilmiyorum tam olarak ama hafif hafif ağırlığı arttırarak çalışmalar devam edecek. Compex'in de yardımıyla hem elektrik akımı hem de 1 kiloluk bir ağırlık yükle kuvvetlendirme dönemi başladı. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi yine bir rutin kontrol sonucu hastaneden çıkıyorum. Ankara Memorial'dan kontroller yapıldı ve kolumun açısı iyice arttırıldı. Şimdi biliyorsunuz ilk etapta full alçıdaydı. Daha sonra çok az bir şey oldu, 30 derece. Daha sonra 60 oldu ve şu an 90'a geldi ve bayağı kapatabiliyorum. Şu an ciddi anlamda bir açı oluştu. Gidişattan doktorlar da gayet memnun. Bu şekilde tedavi devam ediyor. Beslenmemi aslında tamamen buna göre ayarladım. İyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Şu an dediğim gibi 5 hafta oldu. Doktor 2 hafta, 1 hafta sonra triceps'i de hafif hafif çalışabileceğimi söyledi. Hatta 1-2 hafta sonra da bu dirseklikten tamamen kurtulabileceğimi söyledi. Ama tedbir amaçlı takmakta gerçekten fayda var. Çünkü bir an unutup ani bir hareket yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı açıkçası ben kendim söyledim doktora ve hani mümkün olduğunca tamamen iyileştiğine emin olana kadar bunu takayım. Çünkü unutuyorsunuz ve bir refleksle bu evde çıkardığım sürede olabiliyor zaman zaman. Unutuyorsunuz ve bu bir refleksle bir hareket yapabilirsiniz diye. Ben takma taraftarıyım. Mümkün olduğunca emin olana kadar ve biraz da trisepsimi güçlendirene kadar takmaya devam edeceğim. Güncel yenilikler bu şekilde. Mutluyum. Elimden geleni yapıyorum. Doktor birazcık şeye şaşırdı açıkçası. Hani bu omzumun da çok fazla böyle yani diğer omzuma göre bir değişiklik olmadığını, onun da birazcık işte ameliyatın ertesi günü antrenmanlara başlamamla alakalı olduğunu söyledi. Hep soruyordu arkadaşlar. Bu da o anlamda bir cevap olabilir. Bu omzumun, sakatlık olan taraftaki omzumun hiçbir şekilde küçülmediğini, bunun da çok iyi bir şey olduğunu söyledi. Diğer Savaş Kudaş hocam da süreci çok iyi geçirdiğimizi söyledi. Onunla da dün bir görüşme yaptık. Hızlı ilerlediğimi söyledi. Ama yine söylüyorum, inşallah yani bir terslik çıkmaz ve ben çok tedbirli gitmek istiyorum. Yani hiç acele etmeden en iyi şekilde süreci tamamlamak istiyorum. Çünkü bu taraftaki dirseğim, diğer dizim, bunlar için de şu an tedavi yaptırıyorum. Açıkçası hani tedavi yaptırıyorum derken herhangi bir sakatlığım yoktu ama ufak ağrılarım vardı. Onların da tamamen kurtulup tekrar başlayacağım zaman inşallah bütün anlamda hazır olarak başlamak istiyorum. Durumlar bu. Kendinize iyi bakın. Seri devam ediyor. Ameliyat sonrası tam olarak 5,5 hafta gibi bir süre oldu. Haftada 3 gün fizyoterapiye devam ediyorum. Diğer 3 günde yine vücudumun diğer kısımları grasmana gidiyorum. Özellikle sol tarafım için, kanlandırmak için. 3 defa buz küveti yapıyorum. Evde kompleks yapıyorum.
Ve aslında olayın en büyük kısmı burada ilerliyor. Savaş Hoca ve Erdem abi, Erdem Hoca ile beraber de işi yürütüyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Erdem abi, siz şimdi tam olarak ne noktada, hangi noktadayız? Çünkü ben de artık o kadar şey oldum ki, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bildiğiniz üzere çok hafif kilolarla bisepsi çalışmaya başladım. Nedir abi durumunuz? Durumumuz gayet iyi. Aslında en baştan beri tam planladığımız şekilde gayet güzel gidiyor. 5,5 haftayı bitirdik. Hocamın dediği gibi sadece biceps, ön kola çalışıyoruz. Arka kola daha başlamadık. Dirseğin açıklığını yavaş yavaş arttırıyoruz. Bayağı da bir yol kat ettik. Evet, bayağı bir yol kat ettik. 90 dereceye. 90 üstüne gidiyor bayağı. Yani aslında dediğim gibi tam planladığımız şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ödeme ağrısı bayağı bir azaldı. Şişliği geçti. Yapışıklığı neredeyse yok. Her şey yolunda. Aynen böyle arkadaşlar. Zannedersem ameliyat eden doktorun dediğine göre sürekli onunla da Hakan Hoca ile de iletişimdeyiz. Erdem abiyle Hakan Hoca iletişimde. Onlar öyle aralarında bir şeyle götürüyorlar. Onun dediğine göre de 2-3 hafta sonra, 2 hafta sonra dirseklikten kurtulursun dedi. Ama ben antrenman yaparken onu hala kullanmaya devam edeceğim. Yine de böyle bir ani bir şey yapmamak adına. Zannedersem 2-3 hafta sonra çok hafif kilolarla her şey yolunda giderse de triceps'e yavaş yavaş güçlenmeye başlayacağız. Ondan sonrası da ama yine tedbirli bir şekilde yola devam. Bir süre daha buralardayız. Devam ediyoruz. Bir süre daha birbirimizi göreceğiz. Sen de eyvallah. Seve seve. Teşekkürler. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. 9. haftanın içerisindeyiz. Artık bu açı en sonda, iyice en sona kadar arttırdık. 110-105 derecede full range of motion yapabiliyorum. Yani tamamen açı aralığı arttı. Onun dışında süreç hala devam ediyor. Fizyoterapi haftada 3 gün. Onun dışındaki 3 günde farklı bir masaj. Bir gün off var sadece. Bütün hayatım son 9 haftadır tedaviyle geçiyor. Ama çok şükür iyi bir süreç geçiriyoruz. Diğer ilk başlarda söylemiştim. Bu süreçte tamamen biraz rehabilitasyon gibi genel anlamda vücudumun her yerini dinlendirip iyiye götüreceğim diye. Geçen günlerde bir kan testi yaptım. Her şey çok istediğim gibi, çok güzel. Onun dışında kendimi iyi hissediyorum. Çok şükür bir ağrımsızım yok. Beni en mutlu eden şey bu hafta itibariyle çekiş idmanlarına başladım. Yani iki kolumu da kullanabiliyorum. Önümüzdeki hafta ya da bu haftanın sonu gibi de hafif hafif itiş. Artık tamamen bölgeyi birazcık güçlendirme sürecine geçtik. Antrenman sonunda tamamen şey de yaparım, bir gösteririm de. Yara izini de göstereceğim size. Bugün özellikle upper back'in, sırtımın üst kısımları, trapezin üst kısımları, oraların böyle sol tarafımın acayip böyle titreye titreye çekiyorum. Onu çok hissediyorum yani. İster istemez orada bir güç kaybı yaşamışım. O yüzden birazcık oraya yürüyerek çalışıyorum. Ama gene her yere yapıyorum. Sırtla alakalı hiçbir problem yok. Çünkü çekiş olduğu için gayet rahat yapıyorum. Burada süperset. Önce dar, sonra geniş tutuyorum. Ama tabii ki çok, yani hala hiçbir şekilde acele etmeden tamamen tedbirli bir şekilde gidiyorum. Yani hiç bu saatte hiç acelem yok yani açıkçası. Çünkü Allah esirgesin, bir şey daha olsun istemiyorum. Farkı olarak çok bir şey görmüyorum yani. Ben birazcık aslında o taraftan da kaybederim diye düşünüyordum ama belki de aktif olduğum için, o tek tarafta yaptığım idmanlar, sürekli yaptığım, neredeyse iki güne bir sürekli kompleksle buramı kuvvetlendirmeye çalıştım. Omuzumu, sol tarafımı, göğsümü. O yüzden de açıkçası çok bir fark yaşamadım. Sadece trisepsimde var. Böyle bir kayıp, atrofi. Onu da sizinle göstereceğim. Bu hareket bitti. Antrenmana devam.
ben... Perşembe mi bugün ya? Perşembe değil mi? Perşembe. Bugün arka bacak idmanı vardı. Arka bacak ve kalça. İdmanı yaptım. Fizyoterapiye gittim. Bu hafta itişlere başlamam gerekiyordu. Ama fizyoterapistimi bekledim. Bir kontrol altında yapayım diye. Onunla birlikte bir şeyler yaptık dün. Yani egzersiz yaptık. Aynı zamanda her zamanki tedavilerimizde olduk. Sonrasında çok yavaş yavaş triceps yapmaya başladık dün itibariyle. Çok hafif kilo olarak güçlendirme. Zaten şöyle duracak olursam, yani omzum, göğsüm, bisepsim ve sırtımda bir problem yok. Sadece tricepsimde şöyle durduğum zaman anlayabilirsiniz. Burada bir sıkıntı oluyor böyle. Şu an çok şükür yani bunları yaparken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten şu an bantlı. Çok hafif hafifte bir şeyler yapmaya başladık işte. Sen ne zaman çok fazla üzerine gitmeden hafif hafif yapıyorum. İşte her zaman bu sakatlık sürecinin en başından beri de soruyordunuz hocam, yani tek taraf çalışıyorsunuz, sıkıntı olur mu? Ben de söylüyordum yani bunun bir amaç doğrultusunda çalıştığımı, hiçbir zaman amacımın diğer tarafımı hipertrofi yapmak, büyütmek olmadığını söylüyordum. Biraz daha sadece pump yapıp mümkün olduğunca buranın da faydalanmasını sağlıyordum. Şu an ben onun biraz değil bayağı ve Compex'in cihazında faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle çok da bir açı şey yani taraf kaybı olmadı sağ ve sol tarafımda. Durum bundan ibaret. Çok şükür her şey yolunda. Yani şu 2 kilo mu 3 kilo mu vesaire neyse 2 kilo ile başladım zaten dün. Şununla çalışmak bile şu an inanılmaz bir keyif benim için. Gerçekten acayip keyif alıyorum ve bugün bana gelirken heyecanlanıyorum falan yani triceps yapacağım diye. Bu iş böyle arkadaşlar. Peşini bırakmıyoruz, inanıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Umarım her şey böyle yolunda gider. Hiç acele etmeden güzel bir şekilde devam ediyoruz. Süreç böyle devam ediyor. Görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. 9. haftanın içerisinden sevgiler. Benim için gayet uzun bir süreç. Ama genel olarak baktığınız zaman iyi bir süre geldiğimiz nokta. Şu an ne durumdayız? Şu an kolumu tamamen kullanabiliyorum. Açıyı maksimum açıda kullanabiliyorum tamamen. Ha, bu zamanla arta arta geldi bu açı ve şu an full açıda kullanabiliyorum. Onun dışında fizyoterapiye devam. Sayısını düşürdük Erdem Hoca ile beraber. Haftada 2 yapıyorduk, hatta 1'e düşürdük. Haftada 3 Graston'a devam, evde Compex'e devam, kemik iliğine devam, buz küvetlerine devam. Ve geçtiğimiz hafta çekiş idmanlarına başladım. Sadece çekiş yapıyordum. Ve eklemi hareket ettirmeden yana açış, ön omuz vesaire çalışıyordum. Ve bugün itibariyle de sadece triceps. İzole triceps egzersizlerine başladım. Çok hafif kilolarla, çok kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Çok yani bu şeye de dirsekliğe de geldiğimiz zaman bunu aslında bununla işim bitti. Bunu bu hafta çıkarabilirim. Ama ben biraz daha tedbir amaçlı bunu kullanıyorum. Çünkü gün içerisinde böyle bir refleks, bir şeyi yakalamak, düşmek, çocuklar vesaire derken biraz daha kullanıyorum. Şu güçlendirme sürecini biraz daha ilerleteyim. Ondan sonra bunu da çıkaracağım. Mümkün olduğunca bildiğiniz üzere zaten her şeyi yapıyorum. Ama en önemlisi bu işte birazcık sabırlı olmak. Bugün hayatımda ilk defa 1 kiloluk dumbbellları elime aldım. Yani neredeyse 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ve ilk defa 1 kiloluk dumbbellları elime aldım. Ama böyle olması gerekiyor. Sürecin böyle ilerlemesi gerekiyor. Zaman geçiyor. Kafamda planlar yaptım. Çok güzel. Zaten ilk başta böyle bir ameliyat kararı aldığımda bu süreci çok iyi geçirip böyle bir tamamen rehabilitasyon gibi böyle bir bütün vücudumu yani sadece dirseğim değil diğer olan böyle hafif küçük sakatlıklarım
kan değerlerim vesaire her şeyi tamamen hedefim şeydi yani. Bu bölgelerimi yenilemekti ve birçoğuna da ulaştım. Bu anlamda çok mutluyum çünkü şey gibi geliyor bana, evet bu süreci istediğim gibi geçiriyorum, istediğim gibi oldu. Başladığım zaman çok daha iyi olacak her şey diye aslında bir yönden kendimi avuturken bir yandan da aslında evet güzel de oluyor. En azından süreci boş geçirmiş olmuyorum. Onun dışında zorlu süreç bitti. Hepinizin desteği için çok teşekkür ederim. Gerçekten her gün bir sürü mesaj aldım. Ama ben de zaten o mesajlarla, insanların inanmalarıyla, böyle ilk günden beridir sadece inan diyerek gerçekten bir benim için motto oldu. Sadece inan kısmı gerçekten inanmak. Yani önce kafanda bir şeyleri hazırlaman gerekiyor. Ben inanıyorum ki benim o kadar inanıyor olmam bu süreci hızlandırdı. Aslına bakarsanız böyle tendon yaralanmaları için güzel bir süreç bu. Yani daha böyle 4 ay gibi süreler de söylüyorlardı ilk başta. Bu süreç güzel bir süreç. O yüzden dediğim gibi sadece inanmak bile bazı şeyleri çok değiştiriyor. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Süreci neredeyse tamamladık sayılırız. Bundan sonra tabii ki yine sizinle her şeyi bu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her şeyi sizinle paylaşacağım. Ama bu serinin son videosu olacak bu. İnşallah bundan sonraki seri artık bir yarışma serisi falan olur. Yavaş yavaş güçlendirmeye başladık sonuç olarak. Yavaş yavaş güçlendirmeye başladık. Hiçbir acelemiz yok. Hala tedavi sürecindeyiz. Hala doktor kontrolünde yapıyorum her şeyi. Zaman güzel, iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İşimize, gücümüze, uzaktan eğitime daha çok vakit ayırdık. Daha güzel geçti. Verimli bir süreçti. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gün sonu bugün biraz da yoruldum. Böyle kamera karşısında da öyle görünüyor olabilir. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizi. Görüşürüz.